Меня зовут Татьяна Врублевская. Adım Tatyana Vrublevskaya. Belarus'ta yaşıyor ve çalışıyorum. Belarus Devlet Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür Felsefesi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Dünyada bugün itibariyle var olan, haberlerde, günlük hayatta, kitap ve gazete okuyarak, birbirimizle iletişim kurarak çok yakından yüzleştiğimiz çağdaş ahlaki ilişkiler, çağdaş filozofik öğretiler, toplumsal, kültürel, sosyal süreçler, bilimsel ilgilerimin alanına dahildir. Kanaatime göre Fethullah Gülen'in öğretisi, kendisinin organizatör yeteneklerinin kuvveti sayesinde kurulan hareketi, benim için bu nevi çağdaş, son derece ilgi çekici olgulardan bir tanesi olmuştur. Bilimle uğraşan bütün insanlar gibi, eğitim alanında çalışan bütün insanlar gibi, ben Gülen'den haberdar oldum. Bu insanlar ya bir şeyler okuyor ya da kendi aralarında iletişim kurarak birbirlerinden yeni ve ilgi çekici bir şeyler öğreniyorlar. Benim durumumda Fethullah Gülen'in öğretisiyle tanışma iki yoldan oldu. Kitaplar ve basın vasıtasıyla, yani okuma ve konuşma vasıtasıyla, daha tecrübeli meslektaşlarımla, Fethullah Gülen'in fikirleriyle aktif olarak uğraşan, onları inceleyen ve propagandasını yapan insanlarla iletişim vasıtasıyla oldu. İdeyimi Gülen'i izucali ve propagandizirovali. Почему для меня стало интересным? Hem öğretinin hem de Gülen'in figürünün ilgimi neden çektiği sorusuna cevap benim raporumda, benim makalemde kısmi olarak vardır. Ahlak konsepti, erdem konsepti, Gülen'in oluşturduğu ve her yönüyle geliştirdiği kuram, olumlu manevi özelliklerle alakalı düşünceleri beni ilgilendirdi. Bu çağdaş ahlakın ve çağdaş maneviyat araştırmalarının ciddi problemlerinden biridir. Önümüzde erdemi inceleyen, erdemin sadece ne olduğunu anlatmakla kalmayıp nasıl yetiştirilmesi gerektiğini anlatan, olumlu ahlaki niteliklerin ne olduğunu anlatan felsefe teorisinin eski çağlarda yaşamış olan en büyük örnekleri var. Çağdaş dünyada klasik öğretilerden uzaklaşırken bu soru açık kalıyor. Maalesef manevi özellikler ve erdem hakkında duyduğumuz kelimelerin çoğu daha çok eleştirici bir nitelik taşır. İnsanlar ahlak düşkünlüğünden, özellikle gençlerin ahlaksız olduğundan, bizim kendi çocuklarımızı yetiştirmekte başarılı olmadığımızdan, çocuklarımızın garip bir şekilde yetiştirildiğinden söz ediyorlar. O zaman bu niteliklerin nasıl aşılanması gerektiği, gençlerde belki de yetişkin ve aktif insanlarda nasıl geliştirilmesi gerektiği sorusu ortaya çıkıyor. Gülen'in teorisi bu soruya iki açıdan orijinal bir cevap verdiği için çok dikkatimi çekti. İlk olarak Fethullah Gülen'in erdem problemine olan Avrupa'ya özgü bakış açısını, Doğu'ya Müslümanlığa özgü bakış açısıyla birleştirmeye çalışıyor. İkinci olarak o yeni bir erdem kaynağını bulmaya çalışıyor. Daha doğrusu erdem kavramının kendisine ve bu kavramın özüne yeni bir ses vermeye çalışıyor. Doğrusu kalbimizden gelen, kendinde olumlu manevi bir niteliği geliştirmek isteyen insanın formaliteye ve şemaya göre hareket etmesine izin vermeyen, bir kişinin kendi kişiliğinin manevi gelişmesini kendi hissinden, duygularından, kalbinden başlatan duygusal bir dayanak bulmaya çalışıyor.
Fethullah Gülen'in önerdiği kuramda günümüzde olumlu ahlaki nitelikler konusu çok taraflı ve çok yönlü olarak ele alınmaktadır. O, Avrupa kültürünün buluşlarını, Avrupa felsefesinin buluşlarını ve İslam uygarlığının mirasını çok sıra dışı bir şekilde birleştiriyor. Bu sadece Allah'a yönelik olma açısından değil, yakın olan insana sevgi ve yaptığın işi canı gönülden yapma açısından canlı bir dini tecrübe, canlı dini duygulardır. Kendi kalbinin açıklığı, hatta mefkure uğruna, manevi ilişkiler uğruna, başka birisinin yücelmesi ve kurtuluşu uğruna kendini feda etme hazırlığıdır. Bu kelimeler inanan insanların hiçbirine yabancı değildir. Fakat benim için bu şaşırtıcı bir keşifti. İslam dinine mensup olan, sadece mensup olmakla kalmayıp, İslam kültürünün bağrında yetişen insanların başka birisine yardım etme hazırlığı, samimi, empati, açıklık, işbirliğine ve dostça bir diyaloğa ve ilişkilere hazır olması gibi duygusal nitelikler, başka dinlere mensup olan ve başka dini kültürlerde yetiştirilmiş olan insanlara kıyasla biraz farklıdır. Belki de çok daha güçlüdür. Genç Müslümanların bu duygusal hevesi beni derinden etkiliyor. Kendi makalemde Gülen'in teorisinin özelliklerini, makalenin orijinali Rusça yazıldığı için Rusça konuşan insanlara az çok anlaşılır bir biçimde anlatmak, Rusça konuşan okullara ahlaki nitelikleri yetiştirme fikri, bunun nasıl uygulanması gerektiği ve ahlaki niteliklerin özünün günümüzde ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunu anlatmak isterim. Bunun ne olduğunu öğrenince biz bunu nasıl yapabileceğimizi öğreniriz. Makale üzerinde çalışırken maksadım Gülen ve çağdaş düşünürler hakkında daha fazla şey anlatmaktı. Muhterem Fethullah Gülen'in sadece çok ilgi çekici ve orijinal fikirlerin propagandasını yaptığı için değil, bunun yanında Doğu kültürü, Batı kültürünün bağrında yetişen insanlar için geleneksel olarak kapalı olduğu içindir. Gerçekten sadece uzmanlar veya herhangi bir konuyla özellikle ilgilenen insanlar, sadece böyle insanlar, Orta Çağ Arap felsefesi, Türk manevi kültürünün şekillenmesi hakkında anlatım yapabilirler. Sadece onlar Yunus Emre, Mevlana, İbn Sina, El Farabi ve kültür tarihinde aynı derecede meşhur olan şahsiyetler hakkında ayrıntılı anlatım yapabilirler. Bu uzmanlar genel olarak Arap dilini, Türk dilini biliyorlar ve özel hazırlığa sahipler. Genellikle onların vakıf oldukları bilgilere ancak ilgi duyanlar ulaşabilirler. Узнав, что это, мы узнаем, как мы сможем это сделать. Merhaba. Hello. Ni hao. Bonjour. Salam. Ni hao. Yom yom. Hasta la vista. Good morning. Hoş geldin. Gracias. Nasılsınız? Hola. La mar. Konnichiwa. Bonjour. Die Farben. Thank you. Sam uvajayımı Fethullah Gülen ve bu последователи его. Fethullah Gülen hareketi benim için çekici olmasının bir nedeni daha var. Gülen ve onun taraftarları kendi fikirlerinin açık bir sunumunu yapıyorlar. Onları hedef dinleyici kitlesi olan basit insanlara ulaştırıyorlar. Kendilerini meraklandıran manevi sorulara cevap bulmak isteyen insanlara, Doğu medeniyetleri hakkında daha çok öğrenmek isteyen insanlara, herhangi bir ruhsal rahatsızlığı hisseden, arayış içinde bulunan ve bugün akıllarını meşgul eden, ben kimim? Kendi çocuğumu nasıl yetiştirebilirim? Kendi ailemi, çeşitli kültür ve alt kültürlerin olumsuz etkisinden nasıl koruyabilirim sorusuna cevap bulamayan insanlara ulaştırıyorlar. Zaten Gülen'in hareketinin düşünsel sunum niteliğini taşıyan bileşeni, kendin için ne önemli olduğu,
neyi doğru ve gerekli saydığını açık olarak kendi sözlerinle anlatma becerisi, bu harekete karşı ilgi duymamın sebeplerinden bir tanesi oldu. Fakat bu husus tek taraflı bir gerçek olarak değerlendirilmiyor. Diyalog açısından değerlendiriliyor. Bunu zaten böyle olduğu kanaatindeyim ve bunu sizlerle tartışmak istiyorum. Belki bana katılmazsınız, belki bana katılırsınız. Belki de büyük ihtimalle zaten öyle olur. Bizim diyalogda karşılıklı anlayış ve yeni bir hakikat doğar. Bana göre hem muhterem Fethullah Gülen'in kendisi hem de onun ülküsüne gönül vermiş insanlar hem gerekli hem de çok zor bir işle uğraşmaktalar. Medeniyetler diyaloğu her zaman kolay değildir. Bir insan için kendi komşusu veya çocuğuyla olan diyaloğu bile muazzam bir problem olabilir. Buradaysa kültürler arasındaki diyalog, kültürel miras, manevi mefkureler, kültürel edinimler, dini meseleler arasında diyalog söz konusudur. Bu durumda hareketin görevi gerekli olduğu kadar zordur. Çağdaş dünyada İslam medeniyetine, İslam'ın kendisine karşı ikili bir yaklaşımın oluşmakta olduğunu gazetecilerin röportajları dahil olmak üzere muhtelif kaynaklardan biliyoruz. Thank you.